milletimizi yaşatma. Silahlı kuvvetleri Afrin'i... Cumhuriyet'teki sıcak çatışmalar buradan... Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yani Gazi... Şu anda bizim de hissettiğimiz... Ulusal Kanal ekranlarından merhabalar. Bugün 7 Mayıs 2019 Salı. Ben Seda Anık ve Ulusal Kanal ana haber bülteniyle karşınızdayız. Bugünün en önemli gündem maddesi Yüksek Seçim Kurulu İstanbul'da seçimleri yenileme kararı aldı. Bu tabii sadece İstanbul'un değil bütün Türkiye'nin gündemine oturdu. Dün akşamdan beri açıklamalar gelmeye devam ediyor. Genel olarak AK Parti ve CHP cephesinden açıklamalar geldi. Cumhur İttifakı'nın adayı yine Binali Yıldırım olacak. CHP ise 23 Haziran'daki yarışa yine Ekrem İmamoğlu'yla gelecek. Diğer partilerin tutumuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Ancak Vatan Partisi yarın saat 12'de seçime dair tavrını açıklayacak bir basın açıklamasıyla. Bunun dışında yurtta ve dünyada önemli gelişmeler var. Canlı bağlantılarımız olacak. Vakit kaybetmeden Ulusal Kanal ana haber bülteni başlasın. Yüksek Seçim Kurulu İstanbul için kararını verdi dedik. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi iptal edildi. Yeni seçim 23 Haziran'da yapılacak. Yenileme kararının gerekçeleri de belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu kararını bazı sandık kurulu başkan ve üyelerinin kamu görevlisi olmaması nedeniyle aldı. Bu süreçte partiler yeni aday çıkarmayacaklar. Bu süreçte İstanbul Vali Ali Yerlikaya'ya emanet olacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi tekrarlanacak. Yüksek Seçim Kurulu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde AK Parti'nin olağanüstü itirazını kabul etti. Kararı ise ilk olarak AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel kamuoyuna duyurdu. Seçimlerin yenilenmesi kararı verildi. Ardındansa YSK Başkanı Sadi Güven açıklama yaptı. Kurul 4 üyeye karşı 7 üyenin oy çokluğuyla itirazı kabul ederek seçimin yenilenmesini kararlaştırdı. Bu süreci sona erdi. Yüksek Seçim Kurulu 11 Yüksek Mahkeme üyesiyle ve tam sayıyla yaptığı toplantı sonucunda kararlarını verdi. YSK'nın kararı alma gerekçeleri de belli oldu. Karar sandık kurulu başkan ve üyelerinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmaması nedeniyle alındı. YSK, MHP'nin Maltepe seçim sonuçlarına itirazıyla AK Parti'nin Büyükçekmece seçim sonuçlarına yaptığı itirazı reddetti. YSK'nın açıklaması sıcaklığını korurken CHP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Faik Öztrak kararı hukuk cinayeti olarak yorumladı. Ülkemizde bir hukuk cinayeti işlendi. Yüksek Seçim Kurulu kanunlara ve kendi içtihatlarına uymayarak kendini bu kararla inkar etmiştir. Büyükşehir Belediyesi için seçim 23 Haziran Pazar günü yeniden yapılacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası geri alınacak. Mazbata iptal kararı da çıktı. Seçimin yenilenmesi kararı da 23 Haziran olarak. Millet iradesine darbe yapanlara izin vermeyeceğiz. Teşekkür ediyorum. İstanbul yeni başkanını seçene kadar İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görev yapacak. CHP ve AK Parti adayları da gece saatlerinde kameralar karşısına geçti. Seçimin patronu olan YSK kararını vermiştir. Yüksek Seçim Kurulu'nda o haince karar alanlara sesleniyorum. Onların bile çocuklarının, torunların hayatlarını kurtaracağım. Ekrem İmamoğlu'nun hedefinde Yüksek Seçim Kurulu vardı. Ben Yüksek Seçim Kurulu'nu kınıyorum. Aynı kurullarla referandum yaptım. Anayasa değişti. O zaman anayasada şaibelidir. Cumhurbaşkanlığı seçimine. Binali Yıldırım ise İstanbullulara hizmet edeceğim dedi. İstanbullulara hizmet etmek için bu yola girdik. İnşallah bu kararımız yenilenecek seçimlerde de devam edecek. 31 Mart 2019'da yapılan seçime katılan siyasi partiler bu seçime de katılabilecek. Siyasi partiler yeniden aday tespiti yapamayacak. Birleşik Oy Pusulalarının basımında 31 Mart 2019'da yapılan seçim için uygulanan esaslar aynen uygulanacak.
Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu'ndan bir hamle daha geldi. Kanuna aykırı görevlendirme yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleriyle seçim müdürleri hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Dün akşam Yüksek Seçim Kurulu seçimlerin yenileneceğini açıkladıktan sonra yaşanan hareketlilik bu şekildeydi. Şimdiki haberimizde Cumhur İttifakı'ndan gelen açıklamalara yer vereceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimle ilgili İstanbul seçimiyle ilgili kirli eller vurgusu yaptı. Grup toplantısında da hem yeni parti hazırlığındaki isimlere hem teşkilata hem de TÜSİAD'a mesajlar verdi. Bu arada MHP'de yaptığı açıklamada yenilenecek olan seçimlere saygı duyulmalı ifadesini kullandı. Ve konuyu adım adım bu noktaya getirdiği anlaşılıyor. Kirli eller dedi, dikkat çeken mesajlar verdi. Yanlış yapıyorsunuz. Önce herkes haddini bilecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul seçimlerinin yenilenmesinin ardından ilk kez kameralar karşısına geçti. Kirli eller olduğunu öne sürdü. Samimiyet vurgusu yaptı. Seçimler öncesinden başlayarak bir takım kirli ellerin işin içine girdiği ve konuyu adım adım bu noktaya getirdiği anlaşılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde organize bir yolsuzluk ve tam kanunsuzluk, usulsüzlük hali olduğuna samimi olarak inanıyoruz. Grup toplantısında partililere seslenen Erdoğan, seçim sonuçlarının ardından seçim ortamına dönmek kaygı verici diyen TÜSİAD'a tepki gösterdi. Sizler burada seçim hukukunun işletildiği bir yerde böyle bir açıklamayı yaparsanız işte bunlar normalleşmeyi getirmez. Bunlar anormalleşmeyi getirir. Yanlış yapıyorsunuz. Önce herkes haddini bilecek. Erdoğan, yeni parti hazırlıkları yapan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a da isim vermeden tepki gösterdi. Oyunlarını bozacağız ifadelerini kullandı. Perde arkasından sinsice operasyon yürütenlerin de sahada kendine yer açmaya çalışanların da hepsini biliyoruz. Oyunlarını da milletimizle beraber Allah'ın izniyle bozacağız. AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın hedefinde başarısız teşkilatlar da vardı. Teşkilat içinde kibirli diye tarif ettiği partililere seslendi. Eğer bu arkadaşlarımız kendi muhasebelerini kendileri yapmazlarsa biz onlar için gereğini yapmak zorunda kalacağız. Seçimlerin yenilenmesine ilişkin Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'dense yazılı bir açıklama geldi. MHP Başkanlık Divanı, Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği İstanbul'da seçimler yenilensin kararının ardından toplandı. Toplantı sonrası MHP Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı açıklama yaptı. Kararın saygıyla karşılandığı belirtilen açıklamada, bu karar karşısında hiç kimsenin Türkiye'yi kaosa, kargaşaya, krize sürüklemeye kalkmaması, bu yöndeki girişimlerin güvenlik güçlerince engellenmesi gerekmektedir ifadeleri kullanıldı. Açıklamada Cumhur İttifakı'nın başarısı için çalışılacağı belirtildi. Tabii YSK'nın kararının ardından Millet İttifakı'nda da hareketli saatler yaşandı. CHP önce MYK'yı topladı, ardından parti meclisi toplantısı yapıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında YSK'ya sert sözlerle yüklendi. Çete mensupları ifadesini kullandı. Bu arada İYİ Parti'den de bir öneri geldi. İYİ Parti geçen seçimlerdeki sandık kurullarının yenilenmesi gerektiğini söyledi. Hakim dediğin adam satılık adam değildir. CHP YSK üyelerine çete mensubu dedi. İYİ Parti sandık kurulu önerisi yaptı. 24 Haziran seçiminde de sandık kurullarını incelemeyi düşünmüyor musunuz? Seçimlerin yenilenmesinin ardından CHP'de hareketli saatler yaşandı. Önce gece saatlerinde MYK toplantısı yapıldı. 7 Mayıs sabahı ise parti meclisi olağanüstü toplandı. Hakim dediğin kişi siyasal baskılara boyun eğen adam değildir. Toplantının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında kameralar karşısına geçti. Seçimlerin iptali yönünde oy kullanan isimlere sert sözlerle yüklendi, tek tek isimlerini saydı. Erhan Çiftçi, Nakitli Buğday, Faruk Kaymak, Refik Eğri. Soyadı ne kadar doğru değil mi? Refik Eğri. İlhan Hanağası, Zeki Yiğit, Muharrem Akkaya.
Evet, bunlar Yüksek Seçim Kurulu'nda görev yapan çete mensubu sözde hakimlerdir. Kılıçdaroğlu, Bursa ve Erzurum'da sandık kurullarının oluşmasına ilişkin YSK'nın verdiği kararı hatırlattı. Benzer bir dava geliyor, benzer bir itiraz geliyor. Bursa Kemalpaşa, Mustafa Kemalpaşa reddediyorlar. Diyorlar ki sandık kurulu oluşmuş, itiraz yok. Eğer varsa böyle bir uyuşmazlık varsa ya da bir olay varsa verirsiniz mahkemeye, gider bakar. Vatandaşın gidip oyunu kullandığını herkes biliyor. Reddediyor bunu. Nasıl? Oy birliğiyle reddediyor bu itirazı. Erzurum Pasinler, onu da oy birliğiyle reddediyor. Ne zaman? 14.4, yani bu ay, bu Nisan ayının 2019'unda. Öbürü de 20.4 2019'da reddediyor. CHP Parti Meclisi toplantısının ardından yayınlanan bildirgede ise YSK kararı darbe olarak tarif edildi. Kurul üyeleri istifaya çağrıldı. YSK'nın kusuru seçmene yüklenemez, seçmen cezalandırılamaz denildi. Çocuklarının yüzlerine bakarlar mı bilmiyorum. Demokrasi ve Özgürlük ismini taşıyan bildirgede karar, Türkiye'nin çağdaş uygarlıktan Orta Doğu'nun başarısız diktatörleri düzeyine düşürülmesi olarak tarif edildi. İçişleri ve Adalet Bakanlarının seçim dönemlerinde tarafsızlığını sağlayacak düzenlemelerinde yapılması istendi. Kendilerine hakim dendiği için utanırlar mı onu da bilmiyorum. Millet İttifakı'nın diğer ortağı İYİ Parti'den de açıklamalar geldi. O zarfların içinde 4 pusula vardı. Aynı kurulların denetimindeki 4 oy pusulası. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, YSK'nın yenileme kararının gerekçesine değindi. 31 Mart ve 24 Haziran seçimlerinde görev yapmış sandık kurulu başkanları incelenmeli önerisinde bulundu. Bu zorbalığın sorumlularına soruyorum. Bu durumda Türkiye'deki tüm sandık kurullarının başkanlarını kontrol etmeyecek misiniz? Sadece 31 Mart değil. Sadece 31 Mart seçimlerinde değil. Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçildiği 24 Haziran seçiminde de sandık kurullarını incelemeyi düşünmüyor musunuz? YSK'nın seçimi yenileme kararının aldığı saatlerde ilk açıklama Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten geldi. Perinçek, Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimlerinin iptali kararını değerlendirdi. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krize dikkat çekti. Perinçek, ekonomik bir kriz yetmiyormuş gibi meşruluk krizi de geldi dedi. Ekonomik kriz yetmiyormuş. Bir de size meşruluk krizi geldi. Yani Türkiye zaten çok zorlu, ağır ekonomik sarsıntıların içinde. Yani yarından söz etmiyorum. Şu anda o ekonomik sarsıntıların içinde ve derin bir ekonomik krizi yaşıyor. İflaslar, işten atmalar ard arda geliyor. Fabrikalar kapanıyor. İnsanlar ekmek götüremiyor evlerine. Şimdi ona bir de seçimlerin meşruluğu krizi. Yani şu çıktı ortaya. Türkiye seçim bile yapamıyor. Bakın, yenilenen seçim Anadolu'nun herhangi bir kasabası, ilçesinde veya kenarda köşede olan bir ilimizde falan değil. Ya herhangi bir ilimizde de değil. İstanbul seçimi burada ne oldu? Yasa dışı ilan edildi. Yüksek Seçim Kurulu şu karar verdi. Yapılmış olan İstanbul seçimi yasa dışıdır. Demek ki Türkiye seçim yapamıyor. Daha sınırlı bir seçmen sayısının içinden 14 bin tane hileli oy çıktı. Şimdi ondan sonra şimdi ne geliyor? İstanbul seçiminin tamamı yasa dışı. Meşru bir seçim yapılmamış. Demek ki Türkiye seçim yapamıyor. Ekonomik krize bir de bu eklendi. Seçim yapamayan Türkiye. Bu neyi davet eder? Yani bu derinleşen ekonomik kriz, seçimlerin meşruluğuna ilişkin kriz, siyasi kriz, yani Türkiye yönetilemeyen bir ülke haline geliyor. Seçim yapamayan bir ülke, yönetilemeyen bir ülke. O bakımdan bu manzaralar bu sistemin çökmekte olduğunu gösteriyor. Yani başında AK Parti'nin bulunduğu, işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin, İYİ Parti'nin, HDP'nin, efendim bunların da parlamentoda paylaştığı muhalefet iktidar olarak
paylaştıkları sistem ekonomisiyle ve siyasetiyle çöküntü halinde. Peki şimdi Cumhuriyet Halk Partisi hemen bir Sine-i Millet çıkışından bahsediliyor. Onu bilmiyoruz ama işte o da üzerine tam benzinle gelmek olur. Yani bir yangın var, yangın üzerine bir benzin dökmek. Çünkü Sine-i Millet dediğiniz zaman bu rejim yasa dışıdır. Peki o zaman yerine ne koyacaksınız? Yani Cumhuriyet Halk Partisi Sine-i Millet dediği zaman yerine ne koyacağını söylemesi lazım. Ha, diyebilir ki seçime, erken seçime Türkiye gitmeli. Ya, önce bir o girişim yapılır. Bir erken seçim önergesi verirsiniz. Diyelim o meclisten çıkmadığı zaman diyelim o tür çareler de onlar açısından gündeme gelir. Ama şimdi bilmiyorum Sine-i Millet kararı almadan üzerinde konuşmak doğru mu? Evet. Ama madem böyle bir olasılıktan söz ediliyor, o Cumhuriyet Halk Partisi Sine-i Millet'e döner. Yani meclisten istifa eden milletvekilleri tamamen çekilirse bu çok ciddi bir kriz davetiyesi olur. Yani zaten bir kriz var, krizin üstüne daha ağırlaşan kriz davetiyesi. Peki Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı dışında kalan siyasi partiler ve bağımsız adaylar ne yapacak? Vatan Partisi yarın saat 12'de bir basın açıklamasıyla seçimine dair tutumu açıklayacak. Peki diğer siyasi partilerin yol haritası ne olacak? Haberimizde izleyelim. 23 Haziran seçimlerinin kaderini iki ittifak dışında kalan partilerle sandığa gitmeyen %17'lik kesim belirleyecek. Ekrem İmamoğlu en yakın rakibi Binali Yıldırım'dan 13.729 oy fazla almıştı. Aradaki fark %0,25'e denk geliyor. Bir de 2-2 alalım herkes. Farkın az olmasıyla %2,7'lik oy oranı içinde yer alan Saadet Partisi, Vatan Partisi, DSP, Bağımsız Türkiye Partisi, Demokrat Parti, TKP ve bağımsız adayların tavrı büyük önem taşıyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim iptali kararının ardından siyasi partiler toplantılarını peş peşe yaptı. AKP ve CHP'nin ardından İstanbul'da 103.364 ile en çok oyu alan Saadet Partisi Başkanlık Divanı'nı Ankara'da topladı. Ancak seçim seçimdir. Toplantıda alınacak karar 8 Mayıs Çarşamba günü kamuoyuna açıklanacak. İnşallah bu seçimler hayırlı olsun. 30.884 ile İstanbul'da 4. parti olan DSP, 23 Haziran kararını 11 ila 12 Mayıs tarihlerinde yapacağı parti meclisi toplantısında verecek. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, YSK'nın kararına tepki gösterip İstanbul'un ilçelerinde de seçimlerin yenilenmesini istedi. Türkiye için bir dönüm noktası ya da 27 bin oy alan Bağımsız Türkiye Partisi ise kararını birkaç gün içinde resmi açıklamayla duyuracak. Ben proje konuşuyorum, çözüm konuşuyorum. 22 bin oy alan Demokrat Parti'dense YSK'nın kararına sert bir tepki geldi. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, milli iradeye darbe vurulduğunu söyledi. Uysal yaptığı açıklamada Millet İttifakı'nı destekleyeceklerinin mesajını verdi. Demokrat Parti olarak YSK kararı sonrası İstanbul seçimlerinde 15.427 oy alan Vatan Partisi de Merkez Yürütme Kurulu toplantısı yaptı. Toplantıda alınan kararı Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek 8 Mayıs Çarşamba günü saat 12'de yapacağı basın toplantısıyla kamuoyuna duyuracak. Üretim ekonomisi için tek seçenek Vatan Partisi. Bu partilerin yanı sıra TKP ve birçok bağımsız aday seçimden çekilme kararı aldı. İstanbul seçimlerine katılım %83'lerde kalmıştı. Bu nedenle Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı dışında partilerin yanı sıra sandığa gitmeyen %17'lik seçmen kitlesi var. Bu kapsamda oy kullanmayan yurttaşların sandığa gitmeye ikna edilmesi de büyük önem taşıyor. Seçim sonuçlarını yakından etkileyen bir diğer unsuru ise geçersiz oylar oluşturuyor. İstanbul seçimlerinde 300 bin civarında geçersiz oy vardı. Yeni seçimde seçmenlerin geçersiz oy kullanmasının önüne geçecek adımların da atılması bekleniyor. Dün tüm bu gündemin arasında 8 yıl aradan sonra bir ilk yaşandı. İmralı cezaevinde tutuklu bulunan PKK elebaşı Abdullah Öcalan avukatlarıyla görüştü. Bu görüşme yeni bir çözüm süreci geliyor iddialarına neden oldu. Açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan çözüm süreci diye bir şey yok dedi. Kulislerde de PKK'yı zayıflatma planı mı yürürlükte tartışması başladı. 2 Mayıs 2019 tarihli görüşme yaklaşık bir saat olarak gerçekleşmiştir. Sayın Öcalan
diğer 3 müvekkilimizin de altında imzasının olduğu bir belgenin tarafımıza verilmesini istemiş. Gözler bir anda bu görüşmeye çevrildi. PKK elebaşı Abdullah Öcalan 2 Mayıs'ta avukatlarıyla bir araya geldi. Avukatları 2011 yılından beri 810 başvuru yapmıştı. Öcalan'ın metni basın toplantısında okundu. Açıklamada PKK elebaşının Suriye mesajı dikkat çekti. Suriye demokratik güçleri kapsamında Suriye'deki sorunların yerel demokrasi perspektifinde çözüme ulaştırılması amaçlanmalıdır. Bu bağlamda Türkiye'nin hassasiyetlerine de duyarlı olunmalıdır. Arkadaşlar, bir çözüm süreci diye bir şey söz konusu değildir. 2011'den sonra avukatlarıyla görüşemeyen Abdullah Öcalan, son olarak 2019'da kardeşi Mehmet Öcalan'la görüşmüştü. Aileyi gönderdik, Mehmet gitti. Onu saymıyorsunuz galiba. 8 yıl aradan sonra yapılan bu görüşme dikkat çekti. AKP sözcüsü Ömer Çelik konuya ilişkin konuştu. Çözüm sürecinin HDP tarafından iyi değerlendirilemediğini söyledi. O zaman biliyorsunuz çözüm süreci Türkiye'nin içindeki bu silahlı teröristlerin silahlarını bırakıp ülkeyi terk etmesi süreciydi. Bunun tam tersi bir süreç işlettiler. Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesine KCK'dan tepki geldi. Eş başkanlıktan yapılan açıklamada direnişi zayıflatmak için avukatların İmralı'ya gittiği ifade edildi. Terörle mücadele konusunda kararlı olduğumuzu ifade etmek isterim. Terörle mücadele konusunda sadece kararlı olmak... HDP eş genel başkanı Sezai Temelli de PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin stratejisini açıkladı. Temelli dün ne yaptıysak yarın da onu yapacağız dedi. Temelli'nin gündeminde avukatların Öcalan'la yaptığı görüşme de vardı. Yüksek Seçim Kurulu değildir. Yüksek Sahtekarlık Kurulu'dur artık onun adı. 36 gün boyunca bu halkı oyaladı. Ve sonunda kalktı, İstanbul seçimlerinin bir kısmını Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenme kararını verdi. AKP-MHP bloğunun noterine dönmüş ve ne denirse iktidardan ne talimat gelirse onu yerine getiren bir YSK var. HDP İstanbul'da aday çıkartacak mı? HDP ne yapacak? Şimdi kamuoyunun bunlarla meşgul olmasına gerek yok. Bizim ne yapacağımız da vakit harcamayın. Esas siz ne yapacaksınız? 3 tane belediye başkanlığı, 5 tane belediye meclis üyeliği pazarlığı yapmadık. Tam tersine Türkiye'nin özlemini duyduğu barışın yolunu açmak için mücadele ettik. Dün ne yaptıysak yarın da onu yapmaya devam edeceğiz. Öcalan'la 1 saatlik kısıtlı bir görüşme gerçekleşti. Birçok kısıtın devam ettiğine avukat arkadaşlar tanıklık ettiler. Dün de açıklamalarını yaptılar. Gecikmiştir, eksiktir ama hukuki anlamda olumlu bir adım olduğunu söyleyebiliriz. Toprak bütünlüğünün korunarak Suriye halklarının kendi geleceğine karar verebileceği bir süreci var edebiliriz. Suriye'ye müdahale ederek değil, savaş çığırtkanlığı yaparak değil. Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği kararın ardından gözler tabii hemen borsaya çevrildi. Dolar 6 liranın üzerine çıktı. TL'deki sert düşüşe paralel borsa güne %2,3 azalışla başladı. 6 liranın üzerine test eden dolar YSK kararı sonrası yeni güne hareketli başladı. Dolar 6,20 lira sınırına dayandı. Avro ve sterlindeki artış da %2'ye yaklaştı. Amerikan dolarında ibre İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararı sonrası yine yukarı yönlü harekete geçti. Karar piyasaların kapalı olduğu saatte açıklandı ancak döviz cephesi sert tepki verdi. Dolar önce 6,12 ardından da 6,15'i gördü. Avro ise 6,85'e çıktı. Doların ateşi gelen satışlarla birlikte kısmen gevşeyip 6 lira 10 kuruşun altına indi ancak piyasaların açılmasıyla birlikte yukarı yönlü hareket sürdü. Dolar önce 6,10 ardından 6,15 eşiğini aştı ve 6,1982'yi görerek 6,20'ye döndü. Dolarla birlikte avro da hareketlendi. Avro 6,95 liranın üzerine çıktı. İngiliz sterlini ise 8,10 lira seviyelerine tırmandı.
Dövizdeki sert yükseliş yüzünden Türk lirasının değerinde sert düşüş yaşandı. Liradaki değer kaybı Borsa İstanbul'a da yansıdı. BIST 100 endeksi güne %2,3 azalışla başladı ve 2019 yılında kazandırdığı dakikalar içinde geri verdi. İstanbul seçimlerinin iptal edilmesinin ardından 23 Haziran sürecinin nasıl işleyeceği belli oldu. Peki seçmen listesi ve adaylar yenilenecek mi? Hangi partiler seçime girebilecek? Ayrıntılara bakıyoruz. Yargı süreci sona erdi. İstanbul için karar verildi. Seçimler yenilenecek denildi. Gözler seçim takvimine çevrildi. İstanbul Valimiz Ali Yerlikaya. Bu süreci o götürecek. Peki 23 Haziran'daki seçim için takvim nasıl işleyecek? 31 Mart'taki mevcut şartlarla 23 Haziran'da Büyükşehir Belediye Başkanı seçilecek İstanbul için. Yüksek Seçim Kurulu'nun resmi gazetede yayınlanan 29 Mart tarihli genelgesine göre seçime katılacak partilerin yeniden tespit ve ilanı yapılmayacak. 31 Mart Pazar günü yapılan seçime katılmış olan partiler 23 Haziran'daki seçime de katılacak. Genelgeye göre siyasi partiler yeniden aday tespiti yapamayacak. Ancak ölüm, istifa gibi nedenlerle adaylığın boşalması durumunda ilgili seçim kurullarının belirleyeceği tarihe kadar doldurulabilecek. 31 Mart'taki bağımsız adaylar da seçime katılabilecek. Adaylar değişmeyecek, seçmen listeleri değişmeyecek. En çok merak edilen konuysa kimin hangi sandıkta oy kullanacağı oldu. Yüksek Seçim Kurulu'nun genelgesine göre herkes 31 Mart'ta gittiği sandıkta oy kullanacak. 31 Mart için kesinleştirilen ve güncelleştirilen seçmen listelerinde bir yenileme yapılmayacak. Seçmen listelerine ilişkin bir iptal ya da yenileme söz konusu değil. Seçimlerin tekrar edilmesine neden olan sandık kurulu başkan ve üyeleri ise yenilenecek. Sandık kurulunun teşekkülündeki usulsüzlükten bahsediliyor. Kısa kararda ne gibi bir usulsüzlük olduysa onun tekrarlanmaması gerekiyor. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu da YSK'nın kararı ile ilgili bir açıklama yaptı. Bu kararın vicdanları yaraladığını söyledi Feyzoğlu. Bir de YSK'ya çağrısı vardı. Delilleri açıklayın dedi. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu, YSK'nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesi yönünde verdiği kararla ilgili basın açıklaması yaptı. Karardan kamu vicdanı son derece rahatsızdır. YSK'nın verdiği karardan kamu vicdanının rahatsız olduğunu ifade eden Feyzoğlu, sandık kurullarına itiraz takvimine değindi. Sandık kurullarının oluşumuna itiraz edilmediği halde 31 Mart seçim gününden sonra seçim sonuçlarına göre yapılan bu tam kanunsuzluk itirazı nasıl olur da değerlendirmeye alınır? YSK kendi ilan ettiği takvime niye uymadığını Türk milletine açıklamak zorundadır. Seçimde görev yapacak kamu görevlilerini ilçe seçim kurullarının belirlediğini vurgulayan Feyzoğlu, YSK hangi gerekçeyle kendi hatasını seçmene yüklemektedir diye konuştu. Kendi kusuruna dayanan YSK, kendi kusuruyla eğer böyle bir yanlışlık oluşmuşsa seçimi iptal ederek seçmeni cezalandırmıştır. Feyzoğlu, ilçe seçim kurulları tarafından usulsüz atandıkları iddia edilen görevlilerin seçim sonuçlarına nasıl müdahale ettiklerinin delilleriyle açıklanmasını istedi. YSK'nın usulsüzlük belirlendiğini iddia ettiği, usulsüz olarak atandığını iddia ettiği başkan ve üyelerin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine nasıl olup da hile karıştırdıklarını delillendirmesi gerekir. Böyle bir delil yoktur. Böyle bir delile kararda yer verilmemiştir. Feyzoğlu, Türkiye'nin ekonomisini toparlamak zorundayken yeniden bir seçim sürecine sokulduğunu belirtti. Olgunluk çağrısı yaptı. Türkiye ekonomisini toparlamak, dağ gibi birikmiş onca sorunu çözmek zorundayken yeniden bir seçim sürecine sokulduk. Tüm siyasi partilerin, adayların ve
vatandaşlarımızın hiçbir gerginliğe yer vermeden bu zor süreci büyük bir olgunlukla yürütmesini bekliyoruz. YSK kararlarına bir tepki de Ankara Barosu'ndan geldi. Açıkça yasaya aykırı yöntem ile hüküm tesis edilmiştir. Baroya bağlı avukatlar Ankara Adliyesi önünde eylem yaptı. Yargı bağımsızlığı çiğnenerek, yargıç cübbesine zorla düğme dikilerek girişilmiş bu darbenin tam da karşısındayız. Seçim gündemini geride bırakıp şimdi Doğu Akdeniz'deki gelişmelere dönüyoruz. Doğu Akdeniz'de sular oldukça hareketli. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü faaliyetler Amerika ve himayesindeki Rum kesiminde oldukça panik yarattı. Fatih sondaj gemisinin tehditlere rağmen çalışmalarına devam etmesi üzerine Rum tarafı Fatih mürettebatını tutuklama emriyle tehdit etti. Avrupa Birliği de çalışmalardan vazgeçin dedi. Bölgeye donanma unsurları sevk edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Birilerinin talimatı bizim değerlendirmemizde değil ifadelerini kullandı. Türkiye, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kararlılıkla savunuyor. Bu kapsamda Fatih sondaj gemisi Doğu Akdeniz'de çalışmalarına devam ediyor. Fatih'in bölgedeki faaliyetiyle ilgili üst üste açıklamalar geldi. Türkiye açıktan tehdit edildi. Bir yerler nasıl talimat veriyor, nasıl bakıyor, nasıl değerlendiriyor böyle bir şey? Bizim değerlendirmelerimizin içinde değil. Türkiye, Avrupa Birliği ve Rum kesimlerinden gelen tehditlere karşın açıklamalarını sürdürecek. Evvelce de defaatle vurguladığımız üzere bölgede gerek en uzun kıyıya sahip ülke olarak kendi kıta sahanlığımızdaki hak ve çıkarlarımızı, gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kıbrıs Adası üzerindeki asli haklarını koruyacağız. Ülkemiz bu bağlamda gereken her türlü adımı atmaktan bugüne kadar çekinmemiştir, bundan sonra da çekinmeyecektir. Bölgeye donanma unsurları gönderildi. Rum kesimi bu sefer de tutuklama tehdidinde bulundu. Rum yönetimi sahil radyosu aracılığıyla Fatih mürettebatını haklarında uluslararası tutuklama emri çıkartmakla tehdit etti. Radyodan yapılan anonsta faaliyetlerinize derhal son verin denildi. Rum sözcüsü Protromos Prodromu da yaptığı açıklamada bu hükümetin planladığı önlemlerden biri ifadesini kullandı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini'nin sözcüsü Maja Kocenic de Türkiye'yi Rum kesiminin sözde münhasır ekonomik bölgesindeki çalışmalarından vazgeçmeye çağırdı. Biz şu anda kendi programımızı kendimiz uygulamaya devam ediyoruz. Aynen devam ederiz. Bölgedeki tehditlere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt geldi. Birilerinin verdiği talimatlar bizim değerlendirmelerimiz içinde değil dedi. Biz özellikle de Doğu Akdeniz'de, Güneydoğu Akdeniz'de, Kuzey Kıbrıs'taki soydaşlarımızın hakları neyse bu haklarını orada garantör bir ülke olarak aramanın gayreti içerisindeyiz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da yaptığı açıklamada kararlılık vurgusu yaptı. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bölgedeki enerji denkleminden dışlanamayacağının bir kez daha altını çiziyoruz. Daha önce defaatle her seviyede ve her platformda vurgulandığı üzere Doğu Akdeniz'de hem kendi kıta sahanlığımızdaki hak ve çıkarlarımızı hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kıbrıs Adası etrafındaki haklarını korumakta kararlıyız. Öte yandan sondaj gemileri Doğu Akdeniz'de aktif. Barbaros Hayrettin Paşa da Fatih'te Türk Deniz Kuvvetleri himayesinde sondaj faaliyeti yürütmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki PKK'lılara hava harekatı düzenlendi, ZAP kampı vuruldu, barınak ve sığınaklar yok edildi. Milli Savunma Bakanlığı Irak kuzeyine hava harekatı düzenlendiğini açıkladı. F-16'lar ZAP bölgesindeki PKK hedefleri için havalandı. Belirlenen koordinatlar tam isabetle vuruldu. Bölücü terör örgütü tarafından kullanılan silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat depoları yok edildi. Diyarbakır'da devam eden operasyonlar için de valilik açıklama yaptı. Lice, Hazro ve Kulp ilçelerinde PKK'ya ait 3 kış sığınağı kullanılamaz hale getirildi. Askeri birliklerin geçiş güzergahına tuzaklanan el yapımı patlayıcı da imha edildi.
Arazi aramalarında çok sayıda mühimmat, 548 kilogram esrar maddesi ve örgütsel doküman ele geçirildi. Delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alındı. Şırnak şehidi piyade sözleşmeli Ergörkem Akkuş Aydın'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin naaşı binlerce kişinin katıldığı törenle toprağa verildi. Şırnak'ın Gabardağ bölgesinde ağır yaralandıktan sonra şehit olan piyade sözleşmeli Ergörkem Akkuş Aydın'da son yolculuğuna uğurlandı. 24 yaşındaki asker için son kez baba ocağında helallik alındı. Ulvi bir mertebe, çok ulvi bir makam. Ardından uzun bir araç konvoyu ve binlerce kişinin eşliğinde törenin yapılacağı çarşı camisine götürüldü. Şehidin cenazesi ikindi namazına mütakip Germencik Ortaklar Mahallesi çarşı camisinde kılınan namazın ardından Ortaklar Mezarlığı'na defnedildi. Törene binlerce vatandaş katıldı. Bu arada Amerika PKK-PYD'ye silah desteği yapmaya devam ediyor. Son olarak Irak Kürt Bölgesel Yönetimi üzerinden Haseke'ye Amerika tarafından tam 70 tır silah gönderildi. Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri de sınıra sevkiyat yaptı. Suriye'de SDG çatısı altındaki PKK-PYD'ye Amerika tarafından yardım gönderilmeye devam ediyor. 70 tırlık silah ve araç yardımı Haseke üzerinden terör örgütlerine ulaştırıldı. SDG'den bir isim yaptığı açıklamada, Amerika bize silah ve pick-up olarak tabir edilen araçlar, otobüsler ve beton bloklar gönderdi. Silah da gönderdi. Silahlar içerisinde otomatik makineli tüfekler ve diğer hafif silahlar var ifadelerini kullandı. Terör örgütü üyesi Amerika'nın yardımlarının devam edeceğini de belirtti. Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri de sınırda teyakkuz halinde. Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar kilise geldi. Askeri araçlar kent merkezinden geçerek Öncü Pınar sınır kapısına doğru ilerledi. Rusya'dan S-400'lerle ilgili eğitime ilişkin bir açıklama geldi. Amerika'nın karşı çıktığı S-400'lerin eğitimine Türk askerleri bu ay sonunda başlayacak. Amerika'nın F-35'lerle tehdit ettiği S-400 alımında yeni bir gelişme yaşandı. TASS Haber Ajansı'na göre Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemlerini kullanacak yaklaşık 100 Türk askerinin eğitimlerine başlanacağı duyuruldu. Türk askerleri Mayıs ayının sonunda Rusya'daki bir askeri üste eğitim alacak. Eğitimlerin 5 ay sürmesi bekleniyor. Önemli bir gelişme de Katar ve Filistin arasında yaşandı. Katar'dan Filistin'e 480 milyon dolarlık bir destek geldi. Katar emiri Al-Sani işgal altındaki Batı Şeria ile abluk altındaki Gazze'de yaşayan Filistin halkına yardım için 480 milyon dolar tahsis edilmesi talimatını verdi. Katar Dışişleri Bakanlığı da bu konuyla ilgili bir yazılı açıklama yaptı. Desteğin Filistin ve Katar halkları arasındaki kardeşlik, Arap ve din bağlarından ileri geldiğini aktardı. Evet, USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve taarruz grubu CENTCOM'un faaliyet bölgesine doğru yola çıktı. Bu açıklama Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton tarafından yapıldı. Bolton, Amerika'nın bu tehlikeli girişimini İran'a açık ve net bir mesaj olarak nitelendirdi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İran'a mesaj vermek üzere USS Abraham Lincoln uçak gemisi taarruz grubuyla bir bombardıman görev gücünü Orta Doğu'ya sevk edeceklerini duyurdu. Amerikan medyasında yer alan bazı haberlerde gemileri Akdeniz'e gönderme kararının İsrail'den gelen istihbarat neticesinde alındığı iddia edildi. John Bolton, İran rejimine Amerika Birleşik Devletleri veya müttefiklerinin menfaatlerine yönelik herhangi bir saldırının sert bir güçle karşılık bulacağı mesajı verdiklerini söyledi. Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan da konuyla ilgili açıklama yaptı.
Savunma Bakan Vekili, bu sevkiyatın İran rejim güçlerinin teşkil ettiği ciddi tehdidin belirtilerine yanıt olarak tedbir amaçlı yapıldığını söyledi. USS Abraham Lincoln uçak gemisi görev grubu tatbikat için İtalya açıklarında konuşlu bulunuyordu. Ayrıca Shanahan, İran'a tüm provokasyonları durdurması çağrısında bulundu. Savunma Bakan Vekili, kuvvetlerimize ve menfaatlerimize yönelik herhangi bir saldırıdan İran rejiminin sorumlu tutarız dedi. Amerika'nın tehdit dolu açıklamalarına İran'dan cevap geldi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sözcüsü Keyvan Hüsrevi, USS Abraham Lincoln uçak gemisinin 21 gün önce Akdeniz'e giriş yaptığını ve Amerika'nın psikolojik savaş çıkarmanın peşinde olduğunu belirtti. Hüsrevi, ABD ordusunun bölgesel krizler karşısında sürekli başarısız olduğunu söyledi. İranlı sözcü, ABD ordusunun ve komutanlarının İran ordusunun gücünü deneme eğiliminde olduğunu düşünmüyoruz ifadelerini kullandı. Terörizmi tekfiri tecrübe kamelen muvaffak. İran'a ilişkin gelişmelerle devam ediyoruz. İran'a yapılan ticaret muafiyetlerinin 2 Mayıs'ta kalkmasının ardından Tüpraş, İran'dan yaptığı petrol ithalatını kesme kararı aldı. Habertürk'ten Olcay Dilek'in haberine göre Nisan ayında geçici verilere göre 100 bin ton dolayında İran'dan ham petrol ithalatı yapan Tüpraş, petrol ithalatını tümüyle kesecek. Tüpraş'ın ham petrol alımını Irak, Rusya ve değişen siyasi konjonktüre bağlı olarak Suudi Arabistan'dan yapması bekleniyor. Evet, İran'la ilgili gelişmeleri değerlendirmek üzere şimdi İran Ulusal Kanal İran temsilcisi Yakup Aslan'a bağlanıyoruz. Merhabalar Yakup Aslan. Merhaba, iyi yayınlar Seda. İran'da gelişmeler, yine sıcak gelişmeler yaşanıyor. İran'ın bir de nükleer anlaşmadan çıkma ihtimali de konuşulan konular arasında. Son gelişmeleri senden dinleyelim. Evet Sedanek, bugün Türkiye medyasında çıkan Tüpraş'ın petrol alımını durduracağına ilişkin haber İran'da da yankılandı. Ancak İran'da resmi makamlarca ne de medya üzerinden bu haberi doğrulayan bir kanıt olmadığını şu an itibariyle en azından söyleyebiliriz. Bu arada yapılan yorumlar Türkiye'nin azalsa bile tamamen kesmeyeceğine dair, petrol alımının, ham petrol alımını tamamen kesemeyeceğine ilişkin yorumlar yapılıyor. Hem siyasi ilişkilerden yana, hem Amerika'ya karşı Türkiye'nin mevcut siyasi tutumundan dolayı, hem de petrol ihtiyacından dolayı tamamen kesmesinin mümkün olmayacağına dönük haberler var. Kademeli bir şekilde azaltsa bile tamamen petrol alımına dair bir durdurma kararı olmayacağı yönünde İran'ın bir beklentisi var. İran'daki yorumlar bu yönde. Evet, İran'ın bugün çıkan bazı haberlerde de İran petrolün bugün satışının yapılamadığına dair belli haberler yayınlandı. Ancak buna ait de resmi bir açıklama şu ana kadar yapılmış değil. Yani bugün İran herhangi bir petrol satışı gerçekleştiremedi yönünde yoğunlukla bir haber bombardımanı var diyebiliriz bugüne ilişkin İran'ı özetlersek. Ancak Hasan Ruhani'nin de yarın ya da bir sonraki gün nükleer anlaşmadan çekilme için süre tanıyacağı 5+1 ülkelerinin nükleer anlaşmadan çekilmesinin gerektiğine dair bir ya süre açıklayacak ya da anlaşmadan çekileceğini açıklayacağına dair güçlü iddialar var İran'da. İran'ın nükleer anlaşmadan çekileceği yönünde. Aynı zamanda İran'ın İran'da bulunan İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkeler, Rusya ve Çin büyükelçilerine bugün bir mektup gönderildi. İran'ın İran Cumhurbaşkanlığı tarafından İran'ın nükleer faaliyetlerinin devamı ile ilgili bir mektuptu bu. Bir ön bilgilendirmeydi. Eğer nükleer anlaşmadan çekilmese bile nükleer anlaşmanın belli maddeleri uyarınca nükleer enerji üretimine, sivil nükleer enerji üretimine kaldığı yerden devam edeceği yönünde, santrifüj sayılarının durdurduğu santrifüj sayılarının ve soğuk su tesislerinin yeniden aktife edilmesi yönünde bir mektup gönderdiğine, buna ait bilgilendirme mektubu gönderdiğine dair iddialar da olduğunu söyleyelim. Yarın İran için önemli bir gün olacak. Bu beklenti o yönde. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin nükleer anlaşmaya ilişkin ya İran'ın belli bir süre sonra
talepleri yerine getirilmezse çekileceği kararını açıklayacak ya da nükleer anlaşmadan çekileceği yönündeki kesin kararını açıklayacağı yönünde, İran'ın kesin kararını açıklayacağı yönünde güçlü iddialar var. İran aynı zamanda şu anda hem Rusya ile hem Çin ile hem de Avrupa Birliği ülkeleriyle de ciddi bir diplomatik temas halinde. Adeta 24 saat boyunca bu diplomatik pratik devam ediyor nükleer anlaşmaya ilişkin. Çünkü İran'ın petrol satışına sıfırlanması durumunda İran'a yönelik İran'ın Hürmüz Boğazı üzerinden bölge petrolünün bölgeden dışarıya çıkmasını engellemeye yönelik bir hamlesi de bekleniyor. Bu hamleye ilişkin de Amerika'nın belli taarruz askeri gemilerini de Hürmüz Boğazı'na dair yönlendirdiğine dair haberler Batı medyasında çıkmaya başladı. Kritik bir 24 saat İran'ı bekliyor diyelim ve sözü İstanbul'a bırakalım. Evet, Ulusal Kanal İran temsilcisi Yakup Aslan İran'da yaşanan son gelişmeleri bize aktardı. TÜPRAŞ'ın kararı elbette ki İran'da büyük yankı buldu. En önemlisi nükleer anlaşmayla ilgili kritik bir 24 saat var dedi Yakup Aslan. Gelişmeleri Ulusal Kanal'da Yakup Aslan'la değerlendirmeye devam edeceğiz. Diyelim ve bültenimize devam edelim. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Amerikalı mevkidaşı Pompeo ile Finlandiya'da bir araya geldi. İkili Venezuela, Ukrayna ve Suriye konularını görüştü. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Finlandiya'da bir araya geldi. Lavrov ve Pompeo'nun görüşmesinin ana gündem maddesi Venezuela konusuydu. İki bakan Suriye ve Ukrayna konularını da görüştü. Toplantının ardından bakanlar gazetecilerin sorularını yanıtladı. Lavrov, Pompeo ile görüşmesinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Amerikan Başkanı Donald Trump görüşmesinin devamı niteliğinde olduğunu söyledi. Lavrov, Venezuela hakkında umarım herkesin sahip olduğu bu anlayış pratik bir politikaya dönüşür ve askeri çözüm olmaz, yoksa bu felaket olur dedi. Lavrov, Venezuela'ya Amerika'nın askeri müdahalesi olasılığı hakkındaki soruyuysa kamuoyunda çıkan söylentileri dikkate almadıkları şeklinde cevapladı. Lavrov, görüşmede gerçek politikaya yoğunlaştık ve başarılı olduk şeklinde konuştu. Amerikan Dışişleri Bakanı Pompeo ise Lavrov'la görüşmesinin ardından güzel bir sohbetti. Çok sayıda konuyu ele aldık dedi. Rusya ile çıkarlarımız kesinlikle farklı diyen Pompeo, ortak noktalarda Moskova ile ilerleme kaydetmeyi umduğunu belirtti. Öte yandan Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, pazartesi günü de Venezuelalı mevkidaşı Jorge Arreaza ile Moskova'da bir araya gelmişti. Görüşmenin ardından Rus bakan, Venezuela'ya karşı askeri güç kullanımı bütün Latin Amerika'yı küçük düşürecektir. Washington'da bunu anlıyor umarım demişti. Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza da krizin diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğine vurgu yapmıştı. Şimdi Libya'ya dönüyoruz. General Haftar komutasındaki ulusal ordu başkent Trablus'a hava saldırısı düzenledi. Ramazan ayının ilk gününde General Haftar'ın liderliğinde gerçekleştirilen hava saldırılarında ulusal mutabakat hükümetine bağlı güçlere ait bölgeler hedef alındı. Haftar'ın komutasındaki ulusal ordu Libya'nın başkenti Trablus'a hava saldırısı düzenledi. Saldırının Trablus'un güneyindeki Ayn Zara ve Vadi Errabi bölgelerindeki ulusal mutabakat hükümeti güçlerine karşı gerçekleştirildiği bildirildi. Birleşmiş Milletler'in Ramazan ayının ilk haftasında Libya'daki çatışmaların durması yönünde yaptığı çağrı cevapsız kaldı. Bölgeden gelen son haberlere göre ulusal ordu ulusal mutabakat hükümetine ait savaş uçağını Trablus'un güneyinde düşürdü. Haftar güçleri uçağın Portekizli pilotunu yakaladıklarını iddia etti. Dünya Sağlık Örgütü ulusal mutabakat hükümeti birlikleriyle Haftar'a bağlı güçler arasında devam eden çatışmalarda bugüne kadar 376 kişinin hayatını kaybettiğini, 1822 kişinin yaralandığını duyurdu. General Haftar, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermişti. Evet,
Geçelim ekonomi gündemine. Kiracıyı kara kara düşündüren Mayıs ayı kira artış oranları belli oldu. Tüketici fiyat endeksine göre kiralarda %19,39 zam yapılabilecek. Tüketici Başvuru Merkezi Hukuk Komisyonu Başkanı İzzet Doğan artışın ekonomik zincirlemeden kaynaklandığını söyledi. Doğan, tüketici fiyat endeksine göre yapılan ücretlendirmenin de kiracının lehine olduğunu vurguladı. Pahalı. Çok pahalı. Hele de Bakırköy'de daha da pahalı. Enflasyona bağlı. Yani TÜİK'in açıkladığı 12 aylık ortalamalara göre o arttıkça kiralar da artacak. Her şey arttıkça, döviz arttıkça o da artacak. Gittikçe artan kiralar hepimizi zorluyor. Önceden üfeye göre belirlenen kira artışları artık tüfeğe göre, yani 12 aylık enflasyon ortalamasına göre belirleniyor. Bu da zamlı tarifeyi belirliyor. Üfe oranı 2018'in Haziran ayından sonra, Mayıs ayından, Haziran aylarından sonra %40'lara, %45'lere dayandı. Bu da vatandaş için dayanılmaz ağırlıkta bir kira küfeti getirdi. Allah kiracı olanlara yardım etsin. Yeni uygulamayla birlikte kira ücreti belirlemede tüketici fiyat endeksi dikkate alınıyor. Vatandaş bunun altından kalkamayacaktı. Bunu öngören hükümet ne yaptı? Yeni bir düzenleme yaptı. Yeni ekonomi programının enflasyon bölümünün politika ve tedbirler kısmına dedi ki biz artık borçlar kanunu yapıldığı günden bugüne kadar, yeni borçlar kanunun geçerli olan üfe oranını değiştiriyoruz. Bundan sonraki artışlar TÜFE'nin 12 aylık ortalama verilerine göre yapılacak. Tüketici Başvuru Merkezi Hukuk Komisyonu Başkanı ve aynı zamanda emekli hakim olan İzzet Doğan düzenlemenin ayrıntılarını anlattı. TÜFE'nin altında kalan her oran geçerlidir. TÜFE'nin üstünde kalan her sözleşmedeki her oran geçersizdir. Çünkü yasa üst sınırını belirliyor, alt sınırına karışmıyor, alt sınırı geçerli oluyor. Doğan, kira artışlarında TÜFE'nin belirleyici olmasının kiracının lehine olduğunu ifade etti. Çok somut örnek vereyim. 1000 lira olan bir kira sözleşmesinde bu ay artış oranı üfeye göre 320 lira civarında olacaktı yaklaşık. Onu da geçiyor biraz. Ama TÜFE oranında olduğunda 190 lira olacak. TÜİK'in açıkladığı verilere göre Mayıs itibariyle kira kontratını yenileyecek vatandaşlar %19,39 daha fazla kira ödeyecek. Fazla da geldi mi oturmayacak, ne yapacak yani? Bu da vatandaşın tabii bütçesini etkiliyor sonuçta. Kira sözleşmesi devam edenlerse sözleşmenin yenileneceği tarih itibariyle açıklanan TÜFE üzerinde kiralarına yapılacak azami zam mı belirleyecek? Örneğin %17 varsa, %15 varsa, %10 varsa o oran altında artış yapacaklar. Yapılan artışların zincirleme olduğunu söyleyen İzzet Doğan, kiracının bir ev kiralamadan önce aidat ücretlerine de bakması gerektiğini vurguladı. Aidatları da çok önemli ve bazı sitelerde bu rakam da dayanılmaz yüksekliğe ulaşıyor. Ama her şey %20'nin üzerinde arttı. Bunun çünkü dövize bağlı olan girdiler var, emtialar var. Türkiye, Azerbaycan ve Rusya arasında Bakü-Tiflis-Kars demiryolu güzergahında işbirliği mutabakatı imzalandı. İmzalanan mutabakatla İpek Yolu üzerindeki ülkelerin ekonomisine doğrudan katkı sağlanması amaçlanıyor. Türkiye, Rusya ve Azerbaycan demiryolları arasında işbirliği yapıldı. Bakü, Tiflis, Kars demiryolu güzergahını kapsayan mutabakat Ankara'da imzalandı. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Azerbaycan Ulaştırma, İletişim ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Ramin Guluzade, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, Azerbaycan Demiryolları Genel Müdürü Cavit Gurbanov, Rusya Demiryolları Genel Müdürü Oleg Bolezerov ve Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran katıldı. Üç ülkeden gelen iş adamlarının da yer aldığı törende hattın gerek ülkeler gerekse bölge için oldukça stratejik öneme sahip olduğu vurgulandı. Bakü-Tiflis-Kars hattının aktif hale gelmesiyle küçük ve orta ölçekli sanayicilerimizin ürettikleri ürünler Rusya ve Orta Asya ülkelerine daha hızlı, güvenli ve ekonomik olarak erişim imkanına kavuşmuş olacaktır. Mutabakat metnini 3 ülkenin demiryolları genel müdürleri imzaladı.
Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı Çin'den başlayarak Güneydoğu Asya ülkelerini, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan gibi Orta Asya ülkelerini ve ardından Gürcistan, Rusya Federasyonu, Türkiye üzerinden Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'ya bağlıyor. Hattın eski İpek Yolu zamanındaki gibi yeni İpek Yolu üzerindeki ülkelerin de ekonomisine doğrudan katkı sağlaması hedefleniyor. We conduct environment-friendly and quality freight transportation. Vatandaşlar ve esnaf siyasetçilerden seçim değil geçim derdine çözüm istiyor. Türkiye Özel Halk Otobüsleri Birliği Başkan Yardımcısı Okan Yalçın mazot fiyatı ve maliyet artışlarına dikkat çekti. Acilen çözüm bulunmasını istedi. Artık tekerimizi zor döndürmeye başladık. Halkın ve esnafın bir numaralı gündemi ise artan masraflar ve geçim sıkıntısı. Fiyat artışlarından en çok etkilenen kesimlerin başında ulaşım sektörü geliyor. Türkiye Özel Halk Otobüsleri Birliği Başkan Yardımcısı ve Aydın Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Başkanı Okan Yalçın, son aylarda yaşanan akaryakıt zamlarının şoför esnafını zor durumda bıraktığını söyledi. Mazot artışları bizi ciddi olarak etkilemektedir. Sadece mazotla değil, yağ, su, lastik, bağkur, SGK gibi tüm artışlar artık desteklenmeksizin bizim tek başımıza yapabileceğimiz iş değil. Kesinlikle destek gerekiyor artık devlet tarafından özel halk otobüsçülerine. Yalçın, 65 yaş üstü ve engelliler gibi ücretsiz taşıma maliyetlerinin de çok arttığını söyledi. Devletin şehir içi esnafına verdiği ücretsiz taşıma desteğinin artmasını istedi. Çok aşırı lüzumsuz kullanımlara birçok kez şahit oluyoruz maalesef. Bu aracın her dur ve kalkışında ciddi bir maliyeti var. O yüzden lüzumsuz kullanmamalarını rica ediyoruz. Kırsal kesimde yaşayanların ücretsiz ulaşımdan yararlanamadığını, bunun yerine devletin tüm emekli maaşlarına ulaşım artışı yapmasının daha adil olacağını söyledi. Şehir merkezlerinin dışında yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlarımız toplu taşıma araçlarını hemen hemen hiç kullanmıyorlar. Dolayısıyla eşit bir 65 yaş üzerine bir destek sağlanmış olur eğer onların maaşlarına bir artış yapılırsa. Yasadaki engelli tanımına uymayanlara da ücretsiz engelli kartı verildiğini savunan Yalçın, engelli raporu almak için aranan şartın %40'a düşürüldüğünü söyledi. Uygulamanın tekrar gözden geçirilmesini istedi. %40'a düşmüş bir engelli oranı var. Bunların da ivedilikle bir gözden geçirilmesi gerekir ki engelli bir bireyin kendi işini kendi başına yapamaması gereken kişidir tanımlaması var iken ağır işlerde çalışanlar maalesef ücretsiz taşınması için engelli kartını alıyorlar. Toplu taşıma hizmeti veren otobüs ve minibüs esnafı günden güne ağırlaşan ekonomik sorunlara yetkililerden çözüm bekliyor. Doğum günü olan 15 Nisan Dünya Sanat Günü Türkiye'nin girişimleriyle uluslararası UNESCO günleri arasına girdi. 57 ülkenin oy birliğiyle kabul edilen Dünya Sanat Günü 2020'den itibaren tüm dünyada resmi olarak kutlanacak. Leonardo da Vinci'nin doğum günü 15 Nisan Dünya Sanat Günü olarak uluslararası UNESCO günlerine dahil edildi. We have also contributed to the education towards peace. Tartışmasız bir şekilde Leonardo öne çıkmaya başladı. Çünkü aynı zamanda bir matematikçi, bir bilim adamı, bir mucit, bir müzisyen, bir ressam. Böyle bir olağan dışı insan bugünün sanatçıları içinde çok güncel geliyor, eskimemiş geliyor. As we congratulate full-heartedly our new general director. Karar Türkiye'nin önerisiyle UNESCO Yürütme Kurulu'na sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi. Duyuruyu Türk Çağdaş Sanatçılarının Meslek Örgütü, Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği ve Uluslararası Sanat Dernekleri Başkanı Bedri Baykam yaptı. Yürütme kurulunda yer alan 57 ülkenin hepsinin oy birliğiyle Leonardo da Vinci'nin doğum günü, Dünya Sanat Günü 15 Nisan olarak kabul edilsin, oylandı ve kabul edildi. Piramit Sanatlar'da düzenlenen basın toplantısına 8 yıldır bu girişimi yürüten sanatçılar da katıldı. Türklerin başlattığı, tartıştığı, kararını aldığı, çıkardığı böyle bir fikrin artık uluslararası düzeyde kalıcı olarak dünya mal olması
bizim için de, UPSD için de, Türk sanatı için de ve tabii dünya için de bir kazanç. Türk sanatçılarının 2011'de Bedri Baykam'ın bu sunumuyla başlattıkları girişim 8 yıl sonra başarıyla tamamlandı. Her şeyin başladığı bu masada sanatçıların yüzü gülüyordu. Çünkü artık 15 Nisan Dünya Sanat Günü 2020 tarihinden itibaren sürekli kutlanacak uluslararası UNESCO günleri arasındaki yerini aldı. Ormanlar biyolojik savaşçılara emanet. Kırmızı orman karıncalarından bahsediyoruz. Afyonkarahisar'da kırmızı orman karıncaları ağaçların kurumasına neden olan böcekleri yiyerek ekolojik dengeyi korumaya yardımcı oluyor. Formicarufa dediğimiz bir kırmızı orman karıncası. Onlar ekolojik dengenin muhafızları. Ağaçların kurumasına neden olan böceklerin korkulu rüyası. Kırmızı orman karıncaları yeni görev için yeni adreslerine taşındı. Taşımaktaki amacımız ağaçlarda kambiyumu yiyip de ağacın kurumasına sebep olan bir böcek türü var. Taşıdığımız karıncalarla bu böcek türünün popülasyonu artmasını engelliyoruz. Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri Sinanpaşa Karaçam Ormanı'ndaki yaklaşık 300 bin işçi karıncayla 30 kraliçe karıncanın bulunduğu yuvanın %30'unu 70 kilometre uzaklıktaki Sandıklı ilçesine taşıdı. Şu ana kadar 40 adet karınca naklini muhtelif yerlerden uygun şartlarda, uygun rakımlarda, uygun mesafeye taşıyoruz. Nakil işlemi karıncaların daha az aktivite içinde olduğu gece saatlerinde yapıldı. Sahur vaktinde de tamamlandı. Yeni karınca yuvası ayı ve domuzların zarar vermemesi için tel çitle çevrildi. Karıncaların yuvayı benimsemesi için de yuvaya toz şeker serpildi. Nakil işlemine katılan Eskişehir Orman İşletme Bölge Müdürü Recep Temel, yapılan işlemin tamamen biyolojik ve doğal bir yöntem olduğunu söyledi. Özellikle bu tür sahaları seçiyoruz ki böcek arızı olma ihtimali yüksek olan yerler. Kendi üretim yaptığımız ormanları seçiyoruz. Yurttan ve dünyadan sıcak gelişmeleri Ulusal Kanal Ana Haber Bülteni'nde aktardık. Bültenimizin sonuna geldik. Saat 23'te gece bülteninde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.